Murat abi 30 saniye bize. Abi o karşıya versene ya. Abi 30 saniye canlıya çıkıyoruz. Canlı 30 var. Saniye tamam, canlı 30 vereceğiz. Yaklaşalım şöyle biraz daha. Yaklaşalım biraz daha. Ortaya yok abi böyle geniş alalım. Onu tutamam abi vallahi elim doldu. Alo. Arkaya girelim. Hazır mıyız? Tamam. Tamam mı? Evet başkanım. Evet başkanım. 2-3 kaybedilen bir maç. Ne dersiniz? Sayın kıymetli basın mensubu arkadaşlarım. Burası Anadolu değil. Biz Türk takımıyız. Ve bugün çok üzgünüm Türk futbolu adına. Gerçekten çok merak ediyorum yarın nasıl onurlu bir davranış yapacak Türkiye Futbol Federasyonu. Lakin ilk dakikadan beri maçı katletmeye çalışan, futbolcularımızı durdurmaya çalışan, tüm uyarılarımıza rağmen maalesef ki bugün bir katliam vardı. Bunu hep beraber gördük. Yorumcular yorulmayacak. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama Türk futbolunun kurtulması, tekrardan yapılandırılması bunlara rağmen mümkün değil. Sayın Futbol Federasyonu Başkanıma da sesleniyorum. Herkesi buna sıkı bir tepki vermeye çağırıyorum. Biz Antalyaspor olarak gerekli tepkiyi en ağır şekilde vereceğiz. Ama yazık oldu bugün oynadığımız futbola. Ya, çocuklar çok üzgün. Sinirlerini kontrol edemeyenler var. Biz sakin davranacağız. Çünkü Türk futboluna yakışan gibi davranacağız. Ve yakışan şekilde düzenlenmesi için de bütün gayreti göstereceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkanım çok sıkıntılı olan bir hakemin bu maça verilmesi. Yani isteyerek ve bilerek mi ne diyorsunuz? Bu ben art niyet olduğunu düşünmüyorum federasyonda, MHK'de. Ama bugün o mavi tişörtlü arkadaşların iyi niyetli olduğunu, adil olduğunu, ahlaklı olduğunu düşünmüyorum. Biz gördük ki mavileri yenmeden beyazları yenemeyeceğiz. O zaman biz 17 kişi çıkalım. Başkanım, 17 kişi çıkalım. Devre arasında Beşiktaş başkanı protokolden kalkıp sol tarafa geçti. Herhangi bir sorun mu oldu? Bilmiyorum, hiçbir sorun olmadı. Ben çok yeni başkanım. Birkaç kez ayağa kalktım. Belki ona tepki göstermiştir. Bir kusurum varsa Ahmet Nurşevi Başkanım'dan özür dilerim. Böyle bir niyetim de asla yoktu. Bir saygısızlık da hiçbir şekilde olmadı. Peki başkanım çıkarken Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bir parmak mı salladınız? Bize böyle geldi. Hayır, hiç kimseye şeyim yok. Çok üzgünüm. Sadece bu maç bunu hak etmedi. Gördünüz. Hep beraber izledik burada. 20 bin kişi izledi. Dediğim gibi ben onurlu bir davranış bekliyorum yarın. Başkanım bir de 20 bin kişi izlediniz. Yani çok uzun zamandır yaklaşık 4-5 yıldır Antalyaspor tribünlerinde hiçbir tartışma görmezken bu maçta ne yazık ki birkaç yerde olaylar oldu. Bununla ilgili acaba nasıl bir yorum yapabilirsiniz? Ya, tepki göstermeleri çok normal taraftarımızın. Arada rakip takımın taraftarları da vardı biliyorsunuz. Çok normal ama yine de ben teşekkür ediyorum bütün taraftarımıza da. Çok ahlaklı davrandılar. Burası Antalya, burası Türkiye ve herkes yakıştığı gibi davranacak. Herkes haddini bilecek. Umarım federasyonumuz gerekli düzenlemeyi yapar. Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz peki hakemler hakkında başkanım? Yani sadece açıklamalar ben bundan, yetmiyor. Ben bundan daha fazla bir şey söylememe gerek olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi eğer birazcık onur varsa buna gerekli tepkiyi, gerekli yaptırımları uygulayacaktır. Federasyonumuza bu anlamda son derece güveniyorum. Teşekkür ederiz başkanım. Ben teşekkür ederiz. Sağ olun. Süpersin başkanım. Mikrofon.